Değerli izleyenler, güne başlarken kaldığı yerden devam ediyor. Öncesinde belirtmiştik, Milli Sporcu Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ümit Burunlular bizlerle birlikte olacak demiştik. Bugün Engelliler Haftası'nın başlangıcı. Evet, değil mi Ümit Bey? Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Biraz soğuk algınlığım var, biraz geçmiş seslerim. Geçmiş olsun diyelim o zaman bakmayın. Öncelikle. Yoğun bir çalışmadan dolayı koşturuyoruz. Evet. 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası. Evet. Bunu vurgulayalım. Çünkü bizim engelli olduğumuz için kutladığımız bir gün değil. O günde farkındalık yaratmak adına yapmış olduğumuz faaliyetler ve potansiyel engellerden almış olduğumuz enerjiyle çalışmalarımızı devam edeceğimiz bir gündür diye vurgulamak istiyorum. Peki neler yapılacak? Çanakkale'de bir etkinlik olacak mı? Çelenk töreni vesaire yapılıyor muydu? Yapıldı mı daha doğrusu? Her 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda 10. Mayıs, yani bugün saat 10'da çelenk konma olurdu. Ancak bugün siyasi partinin mitingi olduğundan dolayı güvenlik amaçlı emniyetin sorun yaşanabileceğini ifade etti. Biz de sorun yaşamamak adına yarın aldık. Nasip olursa yarın saat 10'da Cumhuriyet Meydanı'na çelenk konacak. Ondan sonra zihinsel engelli arkadaşlarımız bir halk oyunu yapacak. Sonrasında hafta içerisinde biz şahsım olarak dernekte Çanakkale'deki STK başkanlarla bir kahvaltı istişare edip Çanakkale'nin engelli sorunlarını tartışacağımız bir atmosferde kendi aramız olacağız. Sonrasında derneğimizin sponsorlar aracılığıyla da cumartesi günü sizleri de bekleriz. Dardanos yerleşkesinde 250 kişilik bir engelli kardeşlerimize ve ailelerine eğlence, resim, müzik tarzında böyle güzel bir komplekste kaynaşma pikniği tarzında bir çalışma yapıp onlarla birlikte olacağız. Evet. Sonrasında tabii siyaset, biliyorsunuz pazar günü seçimimiz var. Evet. Bu seneyi biraz bu anlamda seçime geldiği için kısıtladık. Evet, anladım. Peki sizin hikayenizi dinleyelim Ümit Bey. Biz daha öncesinde güzel bir program röportaj yapmıştık aynen yazılı basında o zaman çalışırken. Bayağı bir zorlamıştınız o zaman beni. Evet, bir fotoğrafımız var değil mi? Hikayenizi dinleyelim. Ben hani tamam evet biliyorum yapmıştık sizinle röportajı ama izleyicilerimiz de bilsin. Bir trafik kazası geçirmiştiniz sanırım. Engeliniz ne zaman oldu, nasıl oldu anlatabilir miyiz? Ben esasında Çanakkale'nin yerlisiyim. Aynı zamanda da araç üstlerinde ustayım. Amerikan arabaları, yerli arabalar, minimum bütün araçların bakım, servis, onarımını yapıyorum. Servis tarzında düşün, özel servis. Galeri dükkanımız vardı, otopotumuz vardı, yani otopot hatalı parkı. Yani ustaydım, zanaatkardım ben. Burada çalışırken bütün yani Gaziantep'ten, Ankara'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan, İzmir'den araç parçaları getirttiğimiz için bankada çok irtibat halinde oluyordu. Yani havale oraya göndermek noktasında. Bankalar sokağa da çok kısıtlı araç parkı olmadığından dolayı bir motosikletle gidip geliyordum ben kendi işimi görmek için. O gün gene günlerden 2004 yılıydı. 2004 yılında gene bir motosikletle dükkanıma giderken aracın bana hatalı sollama yaparak vurmasından dolayı trafik kazası geçirdim, bir travma geçirdim ve omuriliğim kırıldığını öğrendim o zaman. Başka bir yerimde bir yaralanma yoktu. Yani 16 sene olmuş, 17 sene olmuş nereden bakırsan. 18 sene olmuş, özür dilerim. O zamandan bu zamana, yani eski hayatımızda bu zamanki hayatımız engelli olarak devam ediyoruz. Evet. Ama 2004 yılında bir trafik kazasıyla engelli olduk. Tekerli sandalyeye bağımlı olduk. Sonrasında nasıl gelişti? Siz neler yaptınız? Yani sizin yapmadığınız tabii ki şu anda başarı, şampiyonluklar çok sayıda var. Ondan da bahsedelim. Bilek güreşi sporuna nasıl adım attınız? Şimdi öncelikle Simge Hanım, ben engelli olduktan sonra tabii bu çok ağır bir süreç geçirdim. 2 metreye yakın boyumuz var. Sedyeler almıyor, yataklar almıyor. Rahatsızlığımız çok ağır bir rahatsızlık. Zengin rahatsızlığı, parasal anlamda da büyük bir masrafa, masraf gidiyor yani, para gidiyor. Bütün her şeyimizi yatırdık. Fizik tedavi ağır bir, 1-1,5 yıl falan bir fizik tedavi sürdü. Bu arada ailem çok yardımcı oldu. Annem, babam, kardeşim, rahmetli babam olsun, kardeşim, eniştem. Herkes çok yardımcı oldular. Tabi o arada benim bir şeyler yapmam gerektiğini ve artık bu şekilde de olsa hayata tutunmam gerektiğini farkına vardım. Bu süre içerisinde eski basketçiyim ben kendim. Ama bu süre içerisinde de GATA'da yatıyordum. Ankara Bilkent'te rehabilitasyon merkezi var. Gazilerimiz için özel
2000 yılında açılan çok özel bir lüks ve tüm dünyada ikinci olan bir rehabilitasyon merkezi. Oraya gittim, orada bir mesaj geldi telefonuma. Bundan öncesinde de telefonumu federasyonlara, engelli federasyonlara attım. Ben dedim kaydedin mesajları attım, bilgileneyim diye. Hı hı. Kendimi geliştirmek istiyorum çünkü engelli çapında, engelli durumunda. Oradan bir mesaj geldi. 2011 yılında düzenlenen işte Keçiören'de bilek güreş şampiyonasında Avrupa ve dünya seçmeleri, Avrupa seçmeleri ve milli takım seçmeleri var diye. Sizleri de bekliyoruz, halkımıza bekliyoruz diye bir mesaj gelince ben de oradaydım, Ankara'daydım. Hı hı. Komutanlara dedim, rica ettim. Dedim böyle böyle bir yer varmış komutanım, beni oraya götürebilir misiniz? Tabii dediler, askerlerin düz mantık onlar zaten, böyle şey seviyorlar. İlk kez yapacaktınız i̇lk değil kez. Mi? Yani hiç bir seferinde ne öncesinde ne profesyonel ne de bir yarışmaya katılarak bile güreşi yapmadım. Ama biliyorsunuz erkeklerin bir egosu olur ya, işte gel bir yarışalım falan deriz, evet. Ya biz genelde askerde olsun, gençlik yıllarımız olsun. Onun dışında bir bilek güreşi tarzında bir şey yapmamıştım. Gittim etkinliğe. Etkinlikte çok mutlu oldum ilk baş. Çok sevindim çünkü kendimin orası olduğunu düşünüyor. Ben de engelliyim, etek, herkes engelli. Yani sağlam insan yok, bir mutluluk geldi içime. Sonra da rakiplerimi görünce bir korku sardı otomatikman. Dedim ben nasıl yeneceğim bunları? Çünkü adamların 6 yıl, tabii 6, onlar daha 6 tane dünya şampiyonluğu önce olan... Önce yapmış kişiler 5, de tabii var. 20 senedir yapıyorlar, 20 senedir. Yani bakın. Tabii bir korku sardı. Dedim ben gene de elimden gene ne yapacağım işte falan. Hiç bilmeden ne oldu? Geldim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi bir tanesi. Onu yaptım, yenildim. İkinciye yendim ve iki tane dünya şampiyonundan bir tanesini yenerek Türkiye ikincisi oldum. İlk gittiğimizde. Hı-hı. İlk gittiğimde. Oradaki as başkan, kulakları çınlasın bir bayan vardı, Ayşe Hanım. Sen dedi gelecek görüyorum Mümit. Eğer gelmek istersen katıl, seni bir kamp alalım dediler. Normalde ikincileri almıyorlar. Birinciler alınıyor. Hı-hı. Onlar Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonası gidiyor. Ayşe Hanım da böyle söyleyince benim de hoşuma gitti. Tamam dedim Ayşe Hanım, siz çağırın geleyim. Bu sürede de Ankara'dayım. O süre içerisinde Ankara'da belli bir yerde bize kamp yaptılar. 15 gün kamp günü bir gelecek vaat etti, bir tekniği de azıcık öğretince bana sen dediler gelirsin ve dünya şampiyonu olursun dediler. Sonrasında biz tabii böyle bir gelişmeler başladı. Hı hı. Oradan bugüne tabii yenilgilerle geldim. İlk Avrupa şampiyonunda 7. oldum mesela. Hiçbir dereceye bile, ilk 3'e bile giremedim. Sonra tekrar ikincisine gene girdim, gene yenildim. Ama burada şey anladım, eksiklik simgelim. Yani beni yetiştirecek, bana taktik veya destek verecek antrenörün olmaması. Kendi başıma bu sporu yapmaya devam etmem. Siz kendi kendinize kendinizi geliştirdiniz. Tabii ki. Devam etmem ve yeterli olmadığımı hissettim. Ve bunun arayış içerisine girdim. Maalesef Çanakkale'de antrenör veya bu işi bilen teknik birisini bulamadım. Evet. Ben de bu sefer Google üzerinden nasıl çalışılır, ne yapılır, milli takımdaki hocalarımla beraber destekleriyle 2016 yılında tekrar başvurdum, lisansımı çıkartarak. Hı hı. Ama çok hazırlıklıydım o zaman. Yani antrenör olmasa bile gücümü ve tekniği almıştım %80, %90. Kendimce söylüyorum, düşünüyorum. Hı hı. Sonrasında yarışmaya girdiğimde de hem sağ kolda hem sol kolda dünya şampiyonu oldum. Avrupa ve dünya şampiyonu olarak ilk o yıl içerisinde madalyaları topladık. Çok şükür Çanakkale'mizi, evet, ülkemize kazandırdık. Dünya şampiyonluğu kaç tane var Ümit Bey? Dünya şampiyonum şu anda 9 tane. 6 tane dünya şampiyonum, 3 tanesi dünya kupası birinciliğim. Hı hı. En son Antalya'da 2022'nin Ekim ayında yapılan bir şampiyonaya katıldım. Takım olarak koronavirüsüne yakalandık. Mide neydi bu şeye, gıda zehirlenmesine yakalandık. Ateşliyken sahaya çıktım. Hatırlamıyorum yani nasıl yaptım. Kötüydüm ya, ama milli takımı işte temsil ettiğiniz için her şeyi unutuyorsunuz abi. Evet, o kafanızda tabii çıkıyor. İlaç bile kullanamıyoruz çünkü test yaptıklarında zararlı madde çıkabilir düşüncesiyle. Ülkemize kırmızı kart verebilirler, bize kırmızı kart verebilirler diye, ceza alırız diye. Hiçbir ilaç kullanmadan çıktım, üçüncü oldum. Yendiğim adamlara yenildim, otomatikman sporcuları. Hı hı. Çünkü gücüm kalmadı. Enerjim kalmadı. Orada üçüncülüğümü aldım ilk defa. Onun dışında 9 tane birinciliğim var. Bir tane de üçüncülüğümüz var 2022'den kalan, ama bundan sonra inşallah kendimize daha da dikkat ederek oradaki yemekleri de yanımızdan götüreceğiz yemekleri. Çünkü
bazen komple de olabiliyor. Yani biz bunu böyle de algılayabiliriz çünkü başkalarında olmadı. Dikkatli. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Yani 9 tanenin içinde 6 tanesi dünya şampiyonluğu, 3 tanesi dünya kupası birinciliğimiz var. Hı hı. Bunların hepsi de birincilik olarak geçiyor, dünya şampiyonu olarak geçiyor. Yani Çanakkale'mize ve Türkiye'mize 9 tane dünya şampiyonluğu kazandırmış olduk. Evet. 8 tane de Avrupa şampiyonluğu var. İkincilikleri saymıyorum. Çanakkale'nin gururusunuz zaten. Elimden geleni yapıyorum. Kesinlikle öyle. Şunu da merak ediyorum. Bu müsabakalar sırasında karşılaştığınız böyle ilginç, unutamadığınız bir anınız, bir olay var mı? Gülümsediniz ama aklınıza hangisi geldi acaba hemen? Yani inanın hepsi bir hatıra. Her maçın bir hatıra. Yaşım 48 ama sanki çocuk gibi heyecanlanıyorum orada gittiğim zaman. Dedim ya biraz önce, yani o ülkemizin bayrağı, İstiklal Marşı, o atmosfer insan o heyecanı veriyor. Siz o heyecanı mutlaka hissediyorsunuz. Hep gittiğimizde de çocuklar engelli. Yaş olarak da büyükleri sayılıyorum onların. Sanki onları böyle yenerse üzülecekmiş gibi moda giriyorum ama orada da Türk bayrağı ve milli takımı düşünerekten hiç söylettirmeden ben bir sınırda basarak onları yeniyorum. Hani onlarla oynamıyorum tabiri caizse. Normalde bile girmiş alırım onları, tutarım böyle çeviririm, alırım, çekerim ama hiç oynamıyorum. Pat diye basıyorum. Yeter ki onlar rencide olmasın diye. Bu benim için her maçta olan bir hatıradır. Daha önemlisi bir Rus var benim esasında. Benim yani dünyada en çok zorlandığım genç. O da 30 yaşlarında, 30-35 yaşlarında ama tabii ben aramla onlar arasında çok bir fark var. Benim yaşımın değeri, çalışma, antrenörsüz çalışmam, hala da antrenörüm yok bu arada söyleyeyim. Yani kendinizi geliştirdiniz yani aynen. Şimdiye kadar. Bu arada bana gelip de şöyle bir antrenör sana destek oldum, yardımcı oldum diyemez. Bir tane vardı, Biron Zekioğlu diye bir kardeşimiz vardı. Ama o da bildiklerini bana aktardı. Profesyonel anlamda bilek güreşi değildi. Vücut geliştirme anlamında yanımda oldu, destekçi oldu. Onun sayesinde de çok yardımcı oldu. Ama bir profesyonel olarak Çanakkale'de gençlik spordan veya başka bir kurumdan bir antrenörün bana gelip yardım ettiği olmamıştı yani. Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik. Hı hı. Sadece bizim sağ olsun gençlik sporun bu arada valimizin arada teknik desteğini gördük. Biz dünya şampiyonu olunca belediyenin yukarıda bir Kıvanç Kaşıkçı'nın spor salonu var. Oraya ekipmanlar aldırdım, bilek güreş ekipmanları. Benim gibi arkadaşlar gelir orada görür diye belediye orada bir ekipman desteği verdi. Genç sporun içinde de büyük bir bünyesinde de ekipman desteğimiz var. Onun dışında da teknik desteğimiz yok. Tamamen kendi imkanımıza gittiğimiz tecrübelerle aldık. Buna itirazen karşı tarafın hepsinde iki tane sporcu bir antrenör düşünüyor. Yani Rusya'da kişi başı antrenör var, düşünün yani. Ve bu arkadaşlar beni gördüklerinde yanıma gelip Big Türk diyorlar bana. Ben İngilizcem yok ama anlıyorum artık onları. Ve benden korktuklarını ifade ediyorlar. Ben de mümkün olduğunu korkmayın işte elinizden geleni yapın. Ben de onu tehdit ediyorum. Yani bir abileri gibi olmaya başladım evet. Onların. Her müsabakada da karşılaşıyorsunuz muhtemelen maalesef zaten. Maalesef geliyorlar onları da. Sefer de yeniliyorlar. İkinci veya üçüncü oluyorlar. Ama sempati var çok. Yani birbirimizi anlıyoruz. Yani farklı dinlerde olabiliriz ama birbirimizi anlıyoruz ve birbirimize karşı samimi davranıyoruz. Güler yüzlüyüz her seferinde. Adımız çıktı Big Türk'e. Arka arkaya 10 tane madalyanın İstiklal Marşı'nı söylediğince kaçıp gidiyor herkes. Yani bırakıp gidiyor. Bıkıyorlar çünkü arka arkaya. Yine mi yenileceğiz diye. Hem öyle hem de İstiklal Marşı'nı duyunca arka arkaya bozuluyorlar. Çünkü bizim, ben ağır sinetliyim ama benim altındaki sinetlik arkadaşlarımda da var. 14 tane madalya aldığımız yıl oldu. Bunu hiçbir branşta göremezsiniz. Sadece bilek güreşinde görebilirsiniz. Sağlamlarda da göremezsiniz. Engellilerde de bir tek bizim bilek güreşi branşındaki kardeşlerimiz 14 tane birden altın madalya alabiliyor. Onun dışında kimse alamıyor. Yani bu tip bana haz veren ve beni mutlu eden durumlar olmuştur. Evet. Daha çok var ama zamanında sığmayabilir. Tabii mutlaka çoktur yani. Peki engellilere toplumda bakış açısı nasıl? Siz nasıl düşünüyorsunuz yani hem atıyorum otobüs kullanma, yolda yürürken, normal günlük hayatınızda, yaşamınıza devam ettirirken nasıl yani bakış açıları? Şimdi ya da bizim değişebilecek... yaramıza bastınız şimdi yaram esasında. Çünkü ben biraz yırtığım tabiri caizse. Nasıl diyeyim yani kaba kelime de kullanmak istiyorum. Ben biraz daha böyle girişkenim. Daha çok böyle insanların gözünün içine bakarım. Otursam bile bakarım, sandal olsam bile bakarım. Ama insanların, ilk başlarda söyleyeyim ben size, kordonda gezerken teker sandalle,
yaşlı teyze, genci bilmem, bakarken böyle bir acıyarak baktığını hissettim. O algıya kapıldım. Sonrasında bunu doğrulayan teyze geldi, ah oğlum dedi, sen de bu duruma düşecek insan mıydın dedi, ama ben kadını tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Sen dedim, beni tanıyor mu teyze dedim, yok dedi. Nereden biliyorsun eski halimi? Yani böyle bir iğne yaklaşıyorsun, onu kırmak istemiyorum, üzmek istemiyorum. O da iğne, ama farkında değil hata yaptığının, yanlış yaptığının. Ben eğer girgin birisi olmamış olsam, benim psikolojim bozup beni eve kapatabilirdi. Bunun örnekleri çok var. Evet. Dışarıdan bakış açılarının iyi anlamda olduğunu düşünüp de ajitasyon anlamında baktıklarını düşünen engelliler var. Hı hı. Bu sebepten dolayı da engelli kardeşlerimizi dışarı çıkartmakta zorlanıyoruz. Örnek vereyim, ben 2016'da, 2004 yılında kaza yaptığımda 2005'te Çanakkale sokaklarına dolaşırken bir tane engelli vardı. Adnan abimiz vardı, o da köpeğini gezdirdi, bacağı amputedir, hala dolaşır burada. Onun dışında bir ben görürdüm, başka kimseyi görmezdim. Sonrasında ben alçınlaşlı olunca, spora girince, Tekel Basketbol Spor Kulübü'nü kurdum Çanakkale'de. Bunları da aktif hale getirince, artık Çanakkale'de bu sayı artmaya başladı, herkesin içerisinde olmaya başladı. Sonra da erişebilirlik yasası gereği yaklaşık 13-14 yıldır uğraşıyorum. İkili ilişkilerle, arkadaşlarımızın iyi niyetiyle ikili ilişkilerle girişleri düzelttirmeye için uğraştık. Rampa yaptırdık hepsine basit, ufak dokunuşlarla. Artık şu anda Çanakkale'de girilemeyen restoran, alışveriş merkezi tarzında bir şey kalmadı. Hı hı. O yüzden de sayımız çok fazlalaştı, çok çoğaldı. Ama hala da o bakış açısını, ajitasyonu, acı şekline bakmasını kaldıramadık. Kaldıramadığımız gibi de, yani Simge Hanım, siz mesela engelli olduğunuzu düşünelim. Simge ismini tanımasın. Kızım sana nasıl yardımcı olayım? Ya da hanımefendi sana yardımcı olabilir miyim? Ya sana yardım edebilecek bir şeyim var mı diye sormak niyetin yerine hemen arkadan sandalye geçip itmeye çalışıyorlar. Bu sefer engelli rahatsız oluyor ve onun dokunmasından, hani ona tabii izin almadan, istemek lazım izin öncelikle. Almadan dokunuyor. Yani bu şeye benzer. Arabanın anahtarı üzerinde, sen arabadan inmişsin, sen başka birisi binmiş arabaya gidiyor. Kim kızmaz buna? Herkes kızar. Tabii yani. Ki. Budur baktığınız zaman kabaca. O yüzden biraz daha böyle toplumsal anlamda potansiyel engellilerin engellilere karşı daha nazif, daha sorarak hareket eden ve izin alarak yapmak istediği her şeyi söyleyebilmesi lazım. Aslında engelliler abi. Farkındalık haftasında da istenilen esas, sizlerin de istediği bu. Aynen öyle. Farkında aynen olmaları. Bizim gibi engellilerin yarın sizin de engelli olabilme ihtimalinizin. Herkes engelli adayı. Farkında olarak bu şekilde çalışma yapılması, ilgilenilmesi, desteklenmesi. Akabinde de bunu çocuklarımıza, en küçük yaştan çocuklarımıza aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki engelli bir sporcu olarak nelere, desteğe, ne gibi desteklere ihtiyacınız var? Ondan da bahsedebilir misiniz? Antrenör dediniz zaten en başta ama birincisi siz onu zaten... İkincisi sponsor. Çünkü şu anda kullanmam gereken suplementler dediğimiz bazı gıda takviyeleri var. Eklemler için, kaslar için, tendon için. Vücut anatomisini güçlendirmesi için, damarları açması için. Bunların şu anda bana maliyeti 7000 lira yakın mal oluyor. Bunun kıyafeti, yıllık kıyafeti alınması gerekiyor. İki takım eşofman, iki takım tişört, kısa uzun kollu, ayakkabı tarzında. Yaklaşık bizim spor karşılaşmalarına gitip gelmemizle beraber benim yaklaşık 100.000 lira civarında yıllık bir harcamam gerekiyor. Ama biz bunu alamadığımız için, sponsor bulamadığımız için, Çanakkale'de çok zenginlerimiz, çok hali vakti o insanlarımız olmasına rağmen, yardımcı olmamalarına rağmen biz gene de elimizden geldiği kadar gidiyoruz. Peki imkansızlık yani nedeniyle gidemediğiniz yerler tabii, oldu mu? Tabii. Daha dün akşam Hırvatistan'dan davet geldi. Şimdi benim Hırvatistan'a gitmem için bir kişi daha lazım yanımda. İki kişiyle gitmem gerekiyor. Hırvatistan'a gidiş gelişim benim 30.000 lira. Türkiye'yi temsilen diyor ama biz burada kime söylesek söyleyelim bana ne diyorlar yani. Demese bile ona iman getiriyor. Yok burada destek veren yok yani. Yani bir İstanbul, İzmir, Bursa veya atıyorum başka bir Yalova gibi değiller Çanakkale. Biraz geride diyorsunuz değil mi Çanakkale? Bence hiç yoklar. Peki. Dün akşam geldi ya, inanın bana dün akşam antrenörümüz var bizim, bir Hırvatistan antrenörümüz, Jakobs diye yanlış hatırlamıyorsam ismi. Dün akşam gönderdi, Mr. Umit'e gönderdi, Türkiye'yi temsilen dedi, sizi bekliyoruz dedi. Şimdi o insan bize davet etmesi çok onur verici esasında bana karşı. Ama bu Türkiye'ye karşı olur. Ülkeyi temsilen, hani öyle Çanakkale falan diye değil, ülke temsili. Ülkeyi temsilen gel dedi ve beni çağırdıklarını ben onları yeneceğim esasında. Onların hepsini yeneceğim ama adam gene de çağırıyor, onur duyacağımızı söylüyor. Bu ne kadar güzel bir davet. Ama bunun karşılığını maalesef
ne kurumlardan, ne özel sektörden, ne iş adamlarından söylememize rağmen, ticaret odası olsun. Yani aklınıza gelen kim zengin varsa bunu biliyordur ama bilmediğini düşünerek de yardımcı olmuyorlar. Yani. Peki. Son olarak İsteriz var mı? Ama maalesef eklemek isteyeceğiniz bir şey yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tekrar söyleyelim. Engeller Haftası tüm engeller için kullanılan günler, özel günlerde lütfen o günü kutlama değil. O günün anlamı ve öneminde farkındalık yaratmamız lazım. Örnek veriyorum, bugün gelin ya da bundan önceki olacak günler belirlensin, gelin ne yapabiliriz diye sorun, biz size onlarla ilgili çalışmalar yapalım. Bizim için farkındalık yaratmak için mesela size bir gözlük takılabilir, siyah, bir baston verilir. Sünger Hanım yürüyün bakalım, onu anlamanız için. Tekerli sandalye tutturup yürüyün bakalım deyip sizi farkındalık yaratmak için, yani bir anlamanız için, bizi hissetmeniz için. Yani bu işitme engelli, kulakları tıkarken yani bunların hepsini yapmamız lazım birlikte. Çünkü deprem oldu biliyorsunuz. 100 yılın depremi oldu. Evet. 100 yılın depreminde çok büyük ampute olmuş, sağır olmuş, görme engelli olmuş. Engelli sayımız artmış insanlarımız var. O yüzden Çanakkale halkının, yöneticilerin, iş adamlarının derneğimize gelerek ya bizi arayarak neler yapabiliriz, size nasıl yardımcı olur bizde yaklaşırlarsa eğer, biz onlara yıllık bir program içerisinde yapması gerekenleri, yapılması gerekenleri, desteklerini belirtir ve beraber yürüme noktasında çalışabiliriz. Müsaade varsa bir şey daha hemen vurulacağım. Ben eski usta olduğumu belirtmiştim başta biliyorsunuz. Evet. Çanakkale'de ve etrafında, il çevresinde olmayan bir projeyi yaptık. Bu da zaruriyetten doğdu. O da engelsiz atölye projesi. Bunda bile üzülerek söylüyorum, Çanakkale'den sponsor bulamadık. Avustralya Büyükelçiliğinden, Ankara'dan sponsorluğu bulduk. Ankara'dan bu sponsor alındı. Bütün ekip ekipmanlar derneğin içerisine getirildi. Atölye oluşturuldu. Atölyede ben akülü sandalye, manuel sandalye, baston, engellilerin kullandığı minimum aletleri, ekipmanları, tamir, bakım, onarımını yapıyorum. Elimden geldiği kadar. Ve burada ben işçilik almıyorum. Yani işçilik ücreti almıyorum. Sadece masraf gerekirse sponsor bulmaya veya engelliye söylüyoruz alsın getirsin diye. Bu da çok büyük bir önem arz ediyor. En azından farkındalık yaratmak istiyorsa bu tip faaliyetlerimize destek versinler. Maddi, manevi ne verebiliyorsa, biz sadece para verin ya da maddi destek verin demiyoruz. Gelip konuşuruz. Verebilirlerse verirler, veremezlerse manevi destek verirler. Bundan yanayız. Bunu belirtmek istedim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür Bizi ediyoruz. Bizi ağırladığınız için bu özel çok günümüzde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet oldu. Sizlere de başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir program. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, güne başlarken kısa bir ara vereceğiz. Ardından sıcak gelişmelerle ekranlarınızda olacağız.